dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Eylül Perşembe. Merhaba. Hava durumuyla başlıyoruz. Hava perşembe günü sıcak ve genellikle güneşli. Sıcaklık 17 ile 23 derece arasında değişiyor. Cuma gecesi hava açık ve yer yer bulutlu. Sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Cuma genellikle bulutlu, yer yer yağmurlu olacak. Termometreler 18 dereceye kadar yükselecek. Sebze ve meyve fiyatları patladı. Sebze ve meyve lüks ürün olma yolunda. Meyve ve sebzeler düşük ücretliler ve temel güvenceye sahip insanlar için karşılayamayacakları lüks bir ürün haline geldi. Meyve ve sebze fiyatları Ağustos ayında aşırı bir şekilde yükseldi. Hartz 4 alıcılarına, Ocak ayından itibaren ayda yalnızca 3 euro daha fazla ödeme yapılacak. Sosyal Birlik, FAUDK, bunun sağlıklı beslenmek için yeterli olmadığı uyarısı yaptı. Sebzelerde %40'a varan fiyat artışları nedeniyle Sosyal Birlikler ve Beslenme Uzmanları bunun sosyal sonuçları konusunda uyardı. Sosyal Birlik FODK Başkanı Bentele, fiyat artışları nedeniyle meyve ve sebzeler nihayet düşük ücretliler ve temel güvenceye sahip insanlar için artık karşılayamayacakları lüks bir ürün haline geliyor, dedi. Artı 4 sosyal yardımları yemek için günde sadece 5 euro öngörüyor. Bentele bunun çalışmaların gösterdiği gibi dengeli bir beslenme için yeterli olmadığını söyledi. Artı 4 yardımının aylık 3 euro artırılmasının gülünç olduğunu söyleyen Bentele hükümeti insanların sağlıklı yaşaması için gerekli olan koşulları dikkate almamakla eleştirdi. Bekar yetişkinler için Hartz 4 yardımları Ocak ayından itibaren ayda 3 euro zamla 449 euroya yükselecek. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Ağustos ayında geçen yıla oranla gıda maddeleri %4,6 arttı. Sebzelerdeki artış %9'u bulurken salatalar %40 daha pahalı hale geldi. Alman Diyabet topluluğu yöneticisi Barbara Bitsa de sağlıklı beslenmenin herkes için olanaklı olması gerektiğini vurguladı. Alman Diyabet Topluluğu ve Almanya Bulaşmayan Hastalıklar Birliği DANK birlikte yaptıkları açıklamada katma değer vergisinin sağlıklı beslenmeyi temel alacak biçimde değiştirilmesini talep etti sebze, meyve ve bakliyat gibi gıda maddelerinden KDV alınmaması gerektiğini belirten kurumlar, sağlıksız beslenmeye yol açan ve aşırı şekerli gıda maddelerinden daha yüksek KDV alınmasını istediler. Bitsa, Tagesçi bilgile verdiği demeçte bu kapsamda yapılacak bir değişiklikle sağlıklı gıda maddelerine ulaşımın daha rahat finanse edilebileceği, bundan özellikle dar gelirli aileler ve çocuklarının faydalanacağı ve bunun sosyal politikaların bir gereği olduğunu vurguladı. Temmuz ayından bu yana okullar ve kreşlerde korona pandemisine karşı önlem olarak alınması gereken hava filtreleri için ayrılan bütçeden para almak için henüz bir başvuru yapılmadı. Federal Ekonomi Bakanlığı'nın basına yaptığı açıklamaya göre Hava filtrelerinin satın alınması için ayrılan 200 milyon euroluk bütçeden yararlanmak için henüz talep gelmedi. Bütçeden para istenmemesinin temel nedeni olarak hazırlanan idari yönetmeliğin henüz tüm eyaletler tarafından imzalanmamış olması gösteriliyor. Halbuki siyasetçiler, öğretmenler ve ebeveynler uzun zamandır okullara ve kreşlere hava filtrelerinin yerleştirilmesini istiyor. Eyalet hükümetlerinin bu konuda yavaş davranması öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve ebeveynlerin tepkisini çekiyor. Aşı olmayana karantina parası yok. Almanya'da 1 Kasım'dan itibaren aşı yaptırmayan çalışanlara karantinaya girmeleri halinde çalışmadıkları günler için hastalık parası ödenmeyecek. Bu tarihten itibaren testlerde ücret olacak. Almanya'da sağlık daireleri tarafından karantinaya alınan bir çalışanın 6 hafta çalışamaması durumunda net maaşının %100'ü devlet tarafından karşılanıyor. 7. haftadan itibaren ise net maaşın %67'si ödeniyor. Sosyal Birlik FAO'daki başkanı Bentele'ye göre kronik hastalar için aşının nasıl bir sonuç yaratacağının bilinmediği bir durumda böylesi bir karar almak sorumsuzluktur. Çünkü söz konusu olan 10 ya da 20 euroluk korona testinin parasının ödenmemesi değil. Aksine karantina döneminde 14 günlük maaşın ödenmemesi. Nihayetinde fazla sigara içen, çok fazla şeker veya yağlı yemek yiyen insanların da hastalandıklarında hastalık parası hakkına sahip olduklarını belirten Bentele, böylesi masrafları kabul etmeyen bir sağlık sistemini kökten reddediyoruz, dedi. Geldik. Yine korona vakalarına ülke çapında 7 günlük inzidans azalmaya devam ediyor. Ancak Robert Cohen's'ü ölümlerde önemli bir artış olduğunu bildiriyor. Almanya'da 7 günlük inzidans 63,1'e düştü. RKI yeni korona vakalarının 2229 düşüşle 10.696'ya gerilediğini bildirdi. Bundan başka Almanya genelinde 24 saat içinde 115 ölüm vakası kaydedildi. 7 gün içinde 100 bin nüfus başına hastanelerde tedavi altına alınan korona hastası sayısı 1,65 olarak verildi. Esen'de kayıtlı korona hastası sayısı 24 saat içinde 796 arttı. Aynı süre içinde 4 insan daha hayatını kaybetti. Eyalet çapında 7 günlük rezidens 72,4'ten 68,6'ya düştü. Hessen hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde şu anda korona tedavisi gören 139 hasta var. Sosyal İşler Bakanlığı'nın şembe günü yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hastaların %78'inin aşısız veya tam aşılanmamış olduğu, %5'inin ise aşı durumunun bilinmediği açıklandı. Robert Koch verilerine göre hastaneye yatış insidensi 2,07. Kasel bölgesinde 75 insan daha virüsü yakalandı. Ölüm vakasının yaşanmadığını açıklayan Kasel Sağlık Dairesi, hastanelerde 19 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük insidens Kasel'de 75,1 Kasel Kaymakamlık Bölgesi'nde 48,9 olarak belirlendi. Yarın 78 ülkede 1100 iklim grevi yapılacak. Sadece Almanya'da 277 eylem yapılması planlandı. İklim aktivistleri Federal Parlamento seçimleri öncesinde dünya çapında iklim grevi çağrısı yaptı. Aktivistler bu grevle siyasi karar mekanizmaları üzerinde baskılarını artırmak ve iklim koruması için gerekli olan adımların atılmasını sağlamak istiyor. Fridays for Future adını taşıyan ve dünya çapında iklim aktivistlerini bir araya getiren örgüt 24 Eylül'de dünya çapında iklim koruması grevi çağrısı yaptı. İklim savunucusu Noy Bava daha fazla iklim koruması için dünya çapında yapılacak gösterilerden önce Almanya yayın ağının gazetelerine verdiği demeçte tüm partiler her şeyin kontrol altında olduğu bir dünyanın peri masalını anlatmakta oldukça başarılı olduklarını söyledi. Neubau'a partileri küresel ısınma sorununu önemsememek ve gerçekçi davranmamakla suçladı. Almanya'daki aktivistlerden Carla Remsma ise Alman basın ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada son aylar Almanya'daki partilerin ne kadar yalancı olduklarını ortaya çıkardığını ve seçim kampanyasında iklim koruması için gerekli olan tedbirlere karşı propaganda yaptıklarını söyledi. Hükümet partilerini dünyanın ısınmasını teşvik etmeye devam etmekle suçlayan Remsma, hükümet partileri sadece büyük tekellerin karlarını ve çıkarlarını korumak için çalışıyorlar. Ormanları yok ediyorlar ve tekerlerin dünyayı kirletmesine ses çıkarmıyorlar. Eğer toplum buna karşı güçlü bir şekilde karşı çıkmazsa o zaman geleceğimiz tehlike içerisinde olacak dedi. İklim aktivistleri 24 Eylül'de 78 ülkede 1100 grev beklediklerini ve sadece Almanya'da 277 eylemin planlandığını açıkladı. Yılın ilk yarısında en önemli enerji kaynağı hala kömür. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı 2021 yılı ilk yarısında düştü. Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'ne göre bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yenilenebilir enerjiden elektrik şebekesine %11,7 daha az elektrik verildi kömürün payı yüzde buçuk arttı. Kassel'de yapılacak iklim grevi gösterisi saat 12'de Hauptbahnhof'ta başlayacak. Değerli dinleyiciler, Radio Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.